Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead videosundan hepinize selamlar. Bir günlük bir dinlenmenin ardından tekrardan devam ediyoruz gençler. 71 günlük video streak'im bozulmuş oldu. 71 gündür arka arka her gün video atıyordum. Ama yapacak bir şey yok. Fiziksel ve mental olarak gerçekten yorucu bir iş. Çünkü ben sırf hani böyle video atmış olayım diye video atma kafasında olmadığım için her videoyu en üst seviyesine ulaştırmaya çalışıyorum. Bu sadece video içerisindeyken böyle değil, video dışarısındayken de aynı. İşte ne bileyim bir boyut düşünürken falan gün içerisinde sürekli beynimi meşgul ediyor yani. O yüzden mental ve fiziksel yoruculuğu var. Yoksa keyif aldığım bir iş. O yüzden onun verdiği yoruculuk şikayet edilecek bir yoruculuk değil. Gayet tatlı bir yorgunluk yani. Fakat arada bir böyle hani 1-2 günlük dinlenme ihtiyacı duyuyor insan. Umarım anlayışla karşılamışsınızdır arkadaşlar. Bugün Rus ruleti antresi yapacağız. Hızlı bir şekilde perklerimi ve eklentilerimi anlatayım. İlk perkümüz çivili tabut. Dolapları %50 daha hızlı açıyoruz. Ve bir kurban dolaba girip çıktıktan sonra 30 saniyeliğine zayıf durum efektine giriyor. Yani tek yiyor. Aynı zamanda dolaptan çıktıktan sonra 4 saniyeliğine o kurbanın yerini görüyoruz. Bu perk şu yüzden önemli. Birazdan eklentilerimi anlattığımda da daha net anlayacaksınız. Sadece tek baltamız olacak bugün. O yüzden sürekli dolap açıp baltalarımı tazeleyeceğim. Bu yüzden hani dolapları hızlı açmamız bizim için bir avantaj. Ha olur da birisi saklanmak için dolaba girer sonra çıkar. Tek yeme moduna falan geçer. Bu da bizim için ekstra bir avantaj tabii. Çok fazla dolap kullanacağımız için bir diğer perküme de en güçlü silah perkünü koydum. Bir dolabı açtığımız zaman 32 metre yakınımızda bulunan bütün kurbanlar çığlık atıyor ve yerlerini belli ediyor. Aynı zamanda sonrasında da 30 saniye boyunca kör oluyorlar. Yani herhangi bir aura görme perkleri varsa bu perk çalışmıyor. Ya da yere düşürdüğüm diğer kurbanların yerini falan göremiyorlar. Körlük efekti buna yarıyor. Her 60 saniyede bir kullanabiliyorum bu perkü. Dediğim gibi sık sık dolap açacağım için en azından yakınımızdaki kurbanların da yerini görmek istiyorum. Üçüncü perküm saklanacak yer yok. Şimdi baltamız tek attığı için sürekli kurbanların nerede olduğunu görmemiz bizim için önemli. Yerlerini görüp ona göre baltayla gidip tek atmaya çalışacağım. Bu perkte bir jeneratöre tekme attığımız zaman 24 metre yakınımızdaki bütün kurbanların haresini 5 saniye boyunca gösteriyor bize. Madem jeneratör tekmeliyoruz bari bir işe yarasın. Okyanus'un çağrısı perkü son perkümüzde. Bir jeneratöre hasar verdikten sonra 60 saniyeliğine bu avantaj etkinleşiyor. Ve bu 60 saniye boyunca jeneratör normal hızın %125 kadarı hızda geriliyor. Aynı zamanda bu 60 saniye içerisinde bu jeneratöre herhangi bir kurban oturup jeneratörü yapmaya devam edip skill check tutturursa bu jeneratörden bildirim alıyoruz. Yani anlıyoruz ki bir kurban tekrardan oraya oturmuş ve jeneratörü yapmaya devam ediyor. İlk eklentim parıltılı baş. Baltamız tek atıyor arkadaşlar. Yani sağlıklı bir kurbana balta tutturduğum zaman direkt olarak yere düşüyor. Fakat balta sayımızı 7'den 1'e düşürüyor. Yani tek balta hakkımız var. Eskiden şöyle bir şey vardı. 2 tane de ekstra balta ekleme addon'u takıyordunuz. Bu addon'la birlikte. Böylece 3 tane tek atan baltanız oluyordu. Artık öyle bir addon olmadığı için öyle bir şey yapma şansımız yok arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi hani Rus ruleti bir mermimiz olacak sürekli. Iskaladığımız zaman sürekli dolaba gidip tekrar almamız gerekecek. Fakat şöyle bir şey yaptım. İkinci eklentimiz asker dolağı. Huntress baltaları yokken 4,6 metre bölü saniye hızına erişiyor. Normal hızı 4,4. Yani baltamız yokken normal kovalamacalarda sıradan bir katil hızına erişiyoruz. Raid gibi, Trapper gibi. Bir katilin standart hızının maksimum ulaşabileceği hız bu zaten 4,6. Yani kısaca işin matematiğini özetliyorum arkadaşlar. Bir tane baltamız var. Kurbanlara tek atmaya yarıyor. Diyelim ki baltamızı ıskaladık. Yakınımızda dolap varsa hızlı bir şekilde şu perkü kullanarak dolaptan baltamızı tazeliyoruz. %50 hızlaşmamıza yarıyor. Aynı zamanda bunu yaparken şu perk sayesinde dolap açtıktan sonra 32 metre yakınımızdaki kurbanların yerini görüyoruz. Diyelim ki yakınımızda dolap yok ve önümüzde bir yaralı kurban var. Onu kovalamak zorundayız yani. O zaman da şu perk sayesinde elimizde balta olmadığı zaman 4,6 hızına eriştiğimiz için normal Trapper gibi, Raid gibi kovalamaca atma imkanımız olacak. Bir jeneratöre tekme attığım zaman jeneratör kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde gerileyecek ve o jeneratöre tekme attıktan sonra bu perk sayesinde de o jeneratörün 24 metre yakındaki kurbanların yerini göreceğiz ve baltamızla tek atmaya çalışacağız. Böyle biraz volek, biraz tek atma üzerine kombin bir build. Morayı gördü. Abi lobide ace gördüm yine moralim bozuldu bak Allah aşkına ya. Şu ace'ler oyundan kaldırılsın valla bak. Dünyanın en kötü oyuncusuna ace ver. Psikolojik olarak beni etkiliyor ya. Şimdi bunlar nerede doğmuştur ki? Şu ileri midir? Şu ileri midir? Risk aldım şuraya gittim hadi bakalım. Şöyle biraz yakınına gelmeye çalışayım balta için. Şu tarafta bırakalım onu. Ah lan. Bu kötü oldu. Okey soltuk devam. Onu tutturabilirdim ya. Lan nereye gitti bu? Neyse dur dolabı bir açalım. Jeni yapmaya devam eden bir arkadaşımız var. Zarina. Çok iyi lan. Bu biraz saçmaladı. O jeni yapmayalım hocam. Şöyle vurayım. Aa, ace sattı mı diyecektim ki satmamış. Dur bakayım. Tamam atla oradan. Şu dolabı bir açalım yine.
Onu almaya çalışır mı? Aynen çalıştı. Ya arkadaşlar bu oyunun var ya Allah bin belasını versin. Bu oyunun Allah bin belasını versin. Vallahi billahi bak ağzımı açmayacağım ya. Yani fan build bak çok kasmayacağım maçı. Sürekli böyle tek atmaya falan çalışacağım ama. Abi böyle bir şey olamaz ya. Lan vurdum işte kan çıktı daha ney? Anladın mı yani? Kan çıktı ya hocam. Hani başka ne yapabilirim senin için yani daha? Kral bak şu jene inat etme benim canımı sıkma. Deneyeyim mi lan bir tane şöyle? Dur bakayım Ace'in kaçmasını engelledim. Dur Ace'e bir tane vurayım. Al tekrar balta. Tamam yerlerini gördük okey. O tarafta can yapmıyorlar. Şu jene devam eden var. Hemen vuralım. Oo başka can bitti. Tamam bunların yerini de gördük. Hayır öyle saçma sapan içime girmeye çalışma. İyi devam ediyoruz arkadaşlar. Kimi kaç kere astım onu biraz unutmuş olabilirim. Ya Ace. Oğlum sen ne kadar gıcık değil mi bak. Vallahi billahi geliyor dibimde. Böyle jene falan oturuyor ya. Sprint falan da bekletmedin. Ne yaptın? Palet mi var orada? Oğlum bu iyi satıyor ha. Evet hızım 4.6 olmasa yetişemezdim bu arada. Baltam yokken 4.6 olması burada yetişmemizi sağladı. Çok güzel iyiyiz şu an. Tamam o jene tekrar oturduklarını anladık. Skill check tutturdular. Acaba dedim yanında biri duruyor mu da. Dur şimdi bak onu gördüğüm için full şöyle. Ah NT. Oraya kitlemeye çalışacaktım da onu. Okey. AC yıllamışlar. Bu jam bayağı yüksek. Şu an jam kontrolünde zorlanıyorum biraz. Beni geri gelecek ya. Şu an ne yapsam bilemedim yani. Şunun son asılışı mıydı? Yetişeyim. Ya of. Görüyor ki. Güzel oynadı. Sattık burada maalesef. Güzel oynadı adam da. Ha, ikili palet spotu. Diğer palete de yetiş. Oğlum ya sen çok kötü oyuncuydun. Sana ne oldu ya? Şöyle bir alalım şuradan dolap. Şey dolap mı? Balta. Evet bitti son jen. Okey. Yani çok iyi bir maçtı. Ne oldu böyle oldu bilmiyorum ama. Jen kontrolünü yapamadık yani. Şöyle biraz uzağa götürmeye çalışayım çünkü Ace bunu almaya gelebilir. Gerçi tek atan baltam var aldırır mıyım bilmiyorum ama. Bir yerde çok güzel bir üstünlük kurmuştum. Sonra bir şey oldu. Ne olduysa gitti maç. Haritadan olabilir ya bilmiyorum. İyiydim ama bir yerde gitti. Dediğim gibi fan build. O yüzden yani balta alıp fırlatma üzerine GG. Maçı da kazanabilirdim aslında ama yine bilmiyorum canları durduramadık. Az önceki maç tanılsızlıktan gitti bu arada. Şimdi 10 saniye düşünmeyle nedenini buldum. Şimdi şöyle bir şey var çünkü arkadaşlar. 2 can kaldıktan sonra falan hala 4 kişi yaşıyorsa canları tutamazsınız. Her biri bir cene otursa bile elbet bir tanesi biter anladınız mı? O yüzden hani erkenden birisini oyundan çıkarmak çok önemli. Ama fan build olduğu için hani çok da böyle tanılmanın gerek duymadım açıkçası. Midwish'te bakalım neler yapacağız. Aa şu jandalar lan. Dur o zaman. Tekrar yukarı çıkıp o odaya gideyim ben. Bu oda hangisiydi? Aha ne yapıyorsunuz lan? Lan oğlum. Yes! Çok iyi lan. Tunnel gerekmiyor dedik ama tam önümde şu an atmayayım ya şuna tunnel. Okey tamam güzel bir palet aldık. Ah lan NT. Tek atan baltam olduğu için bir hakkım olduğunu biliyor tabi. Oo, iki can bitti. Aha lan önüne çıktım ya adamın. Güzel. Bunun önüne çıkmamız iyi oldu. Salmıştım çünkü. Ama jenler yine su gibi eriyor. Yani film falan bir şey çıkarılsın ya jenler su gibi eriyor diye. Adı bu olsun. Bak içerideki de bitiyor. Kill them bre. Atladın mı aşağı? Bir dakika. Aşağı atlamamış işte Jen. Törkünün avantajı bu. Bu da ekstra güzel oldu. Şuradan bir daha hemen yerlerini görelim. Tamam. İki kişi bu tarafta. Yes! İyisin lan Purpo. İki kişi kancada, iki kişi de yaralı. Şu Hacker TV'nin son asılışı. Hemen şuradan şu kancadakine gitsem. Bunu almaya gelen var mıdır? Şöyle öğreniriz. Ha yo şu an dolap pörkü şeyde bekleme süresinde. Oy çok iyi açılan. Tamam onu alacaklar sağ olsunlar ben şuna gidiyorum. Heh tamam bunu ikiye geçirmek de amacım geçti zaten. Merhaba. Yes. Çok iyi lan. Bakayım yakında biri var mı yok okey. Hocam seni de bir morileyelim şöyle.
Hadi bakalım. Güzel. Bu maç bayağı iyiydi. Tam olarak build'in amacını gördüm. Bu arada build güzel. Gerçekten güzel, eğlenceli ve sürekli kurbanların infosunu veriyor. Şu build şeyde olsaydı, 3 tane tek atan baltalı Huntress'de olsaydı oyunun en güçlü build'lerinden birisi olabilirdi. Tek atan biraz daha tabii nerf'lü hali ama ona rağmen bence güçlü. Hatta size bir şey diyeyim mi? Hiç tek atma falan olayını boş verin. Yine şu perk kombosuyla çok güçlü şeyler elde edilebilir. Hem can tekmeleyince hem dolap açınca kurban görme olayı bayağı iyiymiş. 2 maçtır yani her 15-20 saniyede bir kurbanların yerini görüyorum bir şekilde. Ha bu AFK'ya bırakmış bile, okey. Adam hatch'i bile aramak istemedi yani. Çok iyi maçtı bak, bu maç bayağı keyif aldım. Build de iş yaptı. Bu arada şu adam yayındaymış. Yayın tekrarı açık mıdır bilmiyorum ama açıksa hani belki tepkilerini falan koymak için adamın açısından da koyabilirim arkadaşlar. Eğer koymadıysam bilin ki ya yayın tekrarı açık değildir ya da adam kaydeder bir tepki vermemiştir. Ha öldüm falan deyip geçmiştir. Önemli bir tepkisi falan varsa koyarım yani. Gençler bu arada Elazığ'da deprem olmuş. Çok geçmiş olsun öncelikle herkese. Çevre illerde yaşayıp etkilenen falan filan varsa da çok geçmiş olsun ve dikkat edin. Az önceki maçtan sonra acaba maçın acısı çıkacak mı? Sen nasıl böyle rahat maç geçirirsin diye bakalım. Ağzıma yetecekler mi? Şöyle direkt bir dolap açsam. Çok güzel işte bu. Ya kıvrağı olmasa var ya. Lan oğlum bir sağ sol bir şey yap ya. Bırak bu enayi, boş ver, bu çok düz oynuyor. Yeni tekmeleme fırsatım varken. Evet, birisini bile şey yapamadan. Abi balta atacak açı bulabilir miyim artık? Sonunda ya. Ulan sürekli bir köşe dönüyorlar, bir şey dönüyorlar. 4 can aynı anda falan bitse bile şaşırmam ya. O derece bir ortam var yani. Okey, orada 2 kişi can farmlıyor anlaşılan. Evet, bitirdiler. Bir tanesi daha açıkta kaldı. Enti'yi. Lan! Oğlum hiç böyle bir düşüncem yoktu ablacığım, kusura bakma. Yani böyle bir derdim gerçekten yoktu. Aha enayi önüme düştü. Güzel. En doğru anı bekliyorum dediğim gibi. Normalde 7 tane baltam olsa fışık fışık atarım ama şu an ıskaladığım zaman o adamı elden kaçıracağım için bekliyorum da bekliyorum. Tamam, bir tanesi de killer shack'e gidiyor, orası önemli değil, gitsin oraya, orası uzak zaten. Şöyle bir vuralım. Görelim bakalım yakındakileri. Yakında biri yok ama uzaktaki jeni yapıyorlar. Aslında şu uzaktaki jeni salıp... Çok iyi lan. Bunu öldürtsem efsane olur da. Orada beklediği zaman camp barının dolmasını şey yapıyor mu acaba? Şu an barı doluyor mu dolmuyor mu emin değilim. Adama vuramadım mı bir daha? Peki abi. Peki peki anladım. Sen neymişsin be abi? Ham. Ham. Yalnız morim yok. Decisive var mı bilmiyorum. Tamam, süper oldu. Arkamda biri beni kovalıyor, farkındayım. Tamam, güzel. İlk kill'imizi aldık. Şimdi hocam, ben şuradan bir balta alayım. Tamam mı? Sen bir defol git. Tamam, en uzaktaki can bitti. Şu can az bir şey ilerlemiş. Şimdi bir bakalım. Var mı sağında, solunda, yakınında birisi? Okey. Burada var. Tamam. Bunun balansı olabilir yalnız. Yokmuş. Çok iyi. Oğlum git artık ya. Allah'ım ya, adam her gittiğim yerden bir şekilde önüme çıkıyor. Beni psikolojik olarak etkiliyor ya. Git kardeşim, git ya. Gel lan buraya. Hadi bakayım. Ah lan. İyi denemeydi. Tamam, güzel. Tutuyoruz burada ikisini de. Can yapmadıklarını biliyoruz. Gel. Come on man. Atmam ki. Az kıcak ıskaladı. Çok güzel. Bunu da blokluyorum. Aynen, onu kaldır. Ne oldu lan? Ha? Tırık. Evet, onu kaldır. Kanyodaki öldü. Çok güzel. Oğlum Purpo sen var ya. Sen kardeşim şerefsizin kitabını yazmışsın ya. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte bu oğlum. İlk iki can bitene kadar adam görmedim ya. Daha doğrusu gördüm de yani hasar verme fırsatım olmadı. Sonra çok akıllı oynadık, güzel oynadık. Bu ult de yardım etti sağ olsun. Tamam, diğeri de attempt atamadı. Tertemiz maç hocam. Tertemiz maç. İlk maçta demek ki o ikinci asılışına geçirdiklerimden birisini öldürsem ilk maçı da alıyormuşum. Güzel, eğlenceli bir ult arkadaşlar. Zaten fan ult olduğunu söylemiştim. Son iki maçı biraz daha tryhard'da oynadığım için o iki maçı kazanabildim. İlk maç aynı tryhard'lı yapsam bence ilk maçı da kazanırdım. Ama ilk maç ne bileyim birkaç uzun kovalamacıya girdim, tunnel atmadım falan. O yüzden ilk maç gitmiş oldu. GG. Bence bu ult
kesinlikle çok keyifli. Sadece bu şekil tek atan balta için değil, genel olarak herhangi bir katile yapıldığında da bence güçlü bir build olabilir. Bunda ekstra güçlüydü. Nedeni de hani o kurbanın yerini gördükten sonra tek atabiliyorsunuz ya. Direkt yerini görüp ona gidiyorsunuz. Başka bir katile yaptığınız zaman yerini görüp önce yaralamanız sonra düşürmeniz gerekecek. Ama sonuç olarak info açısından bence çok kuvvetli bir build. Tek atan baltayla da düşündüğümden daha güzel oldu, ne yalan söyleyeyim. Maçların daha zor geçmesini planlıyordum. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.